Merhabalar 3 Mart 2022 Perşembe hoş geldiniz arkadaşlar saat e, tam böyle bekledim şu an enflasyon rakamları e, açıklandı saat e, 10 10 onu e, birkaç dakika geçiyor onu 5 geçiyor şu anda şimdi e, rakamları görünce e, anlatacağım şimdi size böyle şey şöyle bir cümle geçti içimden uçtu uçtu kuş uçtu bilmiyorum hani neden böyle bir şey geçti gerçekten anlayamadım ama uçtu uçtu kuş uçtu demek geldi içimden enflasyon uçuyor uçuyor uçuyoruz belki de ondan e, böyle e, sabah sabah bu böyle dolandı yani içimden bu geçiyor öyle söyleyeyim. Şimdi tüfe tüfeden başlayalım isterseniz üçlü hanelere geçmeden yavaş yavaş kalp krizi geçirmeden. Tüketici fiyat endeksi. Arkadaşlar tüfe yıllıkta Şubat ayında %54.44 %50'yi geçtik. %54.44 aylıkta da 4.81'lik bir artış var. E, bu böyle Ocak ayında füze gibi yukarı çıktı biliyorsunuz şimdi devamı geldi devamı geldi e, Ocak ayında zirve yaptı diyenler vardı e, Beklentimiz zaten artık ben bu saatten sonra çok da böyle zirveleri yok Şubat'ta Mart'ta Nisan'da Mayıs'ta hakikaten zirvenin nerede zirveyi göreceğimizi bilmiyorum Çünkü enerji fiyatları malum aldı başını gidiyor birazdan ona da değiniriz Şimdi tüfeğe baktığım zaman içindeki kalemlere baktığımızda en fazla ulaştırma %75.75 .75 ile en fazla artışın burada olduğunu görüyoruz ulaştırmada neden yani nedeni belli zaten bu da enerji var bunun içerisinde ondan sonra ev eşyası geliyor yüzde 64.83 e, daha sonra da gıda geliyor arkadaşlar gıdadaki yıllık artış burada tüfede yüzde 64.47 şimdi tüfe böyle diyor tüyin tüfesi bu resmi rakamlar yani tabii ki resmi rakamlar üzerinden ilerliyoruz. Tabii ki bizim enflasyonumuz Şimdi en açık enflasyonu da söyleyeceğim size. Bizim enflasyonumuz markette çok daha fazla ee, onu biliyoruz. Bu arada merak edenler için de 12 aylık ortalama da %25.98 şu anda %25.98 12 aylık ortalama artış arkadaşlar tüfede. E, bunu özellikle söylüyorum ki Şubat ayında olur da kontratı olan varsa kira artışı yapacak olanlar %25.99 yani yıllıkta şu anda %26 diyelim buna kira artışı da bu rakamlara gelmiş bulunuyor. Peki gelelim üfeye arkadaşlar sıkı durun. Üfede maşallah 3 haneleri gördük. 3 haneler bildiğiniz çift haneler bitti. 3 hanelerdeyiz. Zaten 90 küsürlerdeydi geçen ay. Şu anda Şubat ayında yıllıkta üfe üretici fiyat endeksi %105 ve bu TÜİK verisi arkadaşlar TÜİK TÜİK diyor ki %105 üretici maliyetleri arttı diyor. Aylıkta da artış %7.22 yani korkunç bir makas var 2 e, iki katı i̇ki, %100 %100 yani %100 2 katı e, 55'ler nerede e, 105'ler nerede e, yani buradan şunu anlıyoruz e, tüyin tüfesi ni esas olarak söylüyorum hani orada biliyorsunuz bir sürü tartışmalar var işte öyleydi böyleydi bizim tüfeği yansıtmıyor vesaire gibi ama buraya bakarak söylüyorum ee, yansımamış üretici maliyeti üreticinin maliyeti yüzde yüz beş bunu bize yansıtmamış. Yansıtma bunun anlamı bu. Peki ne olur? Normalde yansıtıyor olması lavazın tamamını yansıtma, yansıtmasa bile en azından e, bu geçişkenliğin devam edeceğini de görüyoruz buradan. Demek ki %54-55 diyelim biz ona. %55 olan enflasyon önümüzdeki dönem e, üfedeki bu artışı da göz önünde bulundurduğumuz zaman artarak devam edecek anlamına geliyor. Hani şöyle bir şey var. Ya yansıtmazlar, yansıtmazlar, yansımayacak e, diyenler oluyor. E, Tamam yansıtmayacak da kardeşim zarar mı ediyor o zaman bu zarar mı ediyor yani zarar mı edecek yani üretici zarar mı ediyor şu anda e, yansıtmayacak yansıtmasın mı yani zarar mı edecek ben anlamadım niye yansımayacağını da ben anlamadım tamam hani bunun bir kısmı tabii ki hepsi yansımayabilir bir kısmı kalır ama e, yani yüzde yüzden bahsediyoruz ya yani iki katını geçmiş artık yani daha ne olsun. Şimdi e, Ocak ayında zaten e, burada da füze gibi bir tırmanış olmuştu. 93.63 bu tırmanışın devam ettiğini Şubat ayında görüyoruz. %105 arkadaşlar. En fazla en fazla üretici maliyetlerinde dikkat çeken e, en büyük kalem elektrik, gaz, buhar. %202 sıkı durun arkadaşlar. %202'lik bir artış var. TÜİK söylüyor bunu. Evet üfenin içerisindeki en büyük kalem elektrik, gaz, buhar %202. Hani böyle sürekli zam geliyor ya mesela pompaya geliyor, elektriğe geliyor, doğalgaza geliyor. Buradaki artış daha yansımamış yani. Daha yansımamış, daha yansıyacak, daha devam edecek bu zamlar. Ee, bu, bunu görürüz. Enerji %186 arkadaşlar. %186. Yani yansıdı mı? Yani yansıyor. İşte her gün yansıyor. İşte yansıyacak, yansımayı da devam edecek. En büyük iki kalemin enerji, elektrik, gaz, buhar olduğunu görüyoruz. Özellikle elektrik, gaz, buharda %202'lik bir artış var üretici maliyetlerinde enerjide de yüzde yüz seksen bir artış olduğunu görüyoruz. Şimdi enak enflasyonuna gelelim. Enak enflasyonu ne diyor bize? Yani enak bağımsız enflasyon araştırma grubu bize diyor ki onların tüfesini söyleyeceğim. TÜFE'de 12 aylık artışta %123 diyor. %123 yani üç lahaneler çoktan geldi zaten en ak. Ee, bu bağımsız enflasyon araştırma grubu geçen ay zaten çiftli haneleri yüzde yüzün üzerine geçtiğini göstermişti. Ee, üretici maliyetleri üfe ile birlikte hareket ediyor, birbirine çok yakınlar. Ee, burada da yine hani artık e, üfeyi de geçtiğini görüyoruz. Enak bize yıllıkta yüzde 123.80'lik bir artış olduğunu gösteriyor. Şimdi bu saatten sonra neyi konuşacağız? Yani işte faizi yükseltmiyoruz, farklı yöntemlerle yükseltiyoruz. Aslında faiz yüksek piyasadaki faiz, politika faizi yüksek değil ve kamu bankalarında faizler bir miktar daha aşağıda. Ama baktığımız zaman piyasadaki faizlerin yüksek olduğunu biliyoruz. Politika faizi hiç alakası yok. Ama yani şu enflasyona ve bu rakamlara baktıktan sonra enflasyon bu saatten sonra düşmesi için yani bir mucize. Bence yani bana göre artık bir gerçekten bir mucizeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Çünkü globalde e, inanılmaz büyük, globalde büyük bir enflasyon dalgası var arkadaşlar. Yani emtia fiyatları uçuyor. Hani uçtu uçtu kuş uçtu diyorum ya aslında güzelmiş. Bakın tam buraya da uydu. E, petrolde 116.91, 117 dolar. Enerji fiyatları korkunç bir şekilde. Yani gerçekten bu nedir? E, yani hani böyle... Kıyamet, kıyamet habercisi gibi bir şey yani bu petrol fiyatları e, nerede duracak? Emtia fiyatlarındaki bu yükseliş aldı başını gidiyor. Yani şimdi tüm bunlara baktığımız zaman e, bizdeki bu enflasyon rakamlarını böyle gördükten sonra elimizdeki bu olanaklarla e, faiz artırımına da gitmeden e, bu işi nasıl çözeceğiz? Gerçekten bir mucize e, istiyor, bir mucize istiyor. Kaldı ki, kaldı ki şu saatten sonra e, gerçekten tek başına ben artık faiz artışının da tek başına bir işe yarayacağını şu saatten sonra düşünmüyorum. Hani zamanında yapılsaydı tamam ama zamanda yapılmadı. Şuralara kadar geldik. Artık bu saatten sonra çok ciddi büyük bir faiz artışı gerekiyor. Böyle Rusya'nın yaptığı gibi böyle bir gecede 9.30'dan 20'lere çıkardı. Ve çok sert bir faiz artışı olursa evet okey biraz rahatlar ama kesinlikle enflasyona çare olur mu? Olmaz. Bu saatten sonra tek başına faizle bizi kurtarmayacak artık başka çok önemli hamlelerin gelmesi lazım. Çünkü burnumuzun dibinde Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Enerji fiyatları petrol başta olmak üzere 117 dolar şu anda. Emtia fiyatlarına bakalım. Konuyu hemen getirelim. Mesela emtia fiyatlarına bakalım. Arkadaşlar bütün emtia fiyatları Aldı başını gidiyor. Yani dünyada emtia fiyatları aldı başını gidiyor. Başta petrol 117 doları gördü. Diğer aklınıza gelecek ne varsa e, hani baktığınız zaman bir kere Amerikan buğday. Buğday e, sadece dünden bugüne %7 arttı. Zaten son bir haftalık e, artışa baktığımız zaman buğdayda da Artık şeyler geldi yani son bir haftada yüzde 25 yüzde 30 arasında arttığını görüyoruz. Mısır keza öyle. Soya fasulyesi, pamuk, kahve. Ondan sonra gaz, doğal gaz, gaz yağı, ham petrol, paladyum, Ondan sonra ne diyeyim? Yani yükselmeyen ne var? Yok. Yükselmeyen ne var? Hiçbir şey yok. Yulaf, kereste. Ondan sonra canlı. Şuymiş. bir canlı sığır eksi de görünüyor kırmızı. ondan sonra portakal suyu %4.49. Yani sizin anlayacağınız dünyada emtia fiyatlarında korkunç bir yükseliş var. enerji fiyatlarının kıyamet şeyi gibi, alameti gibi yükseliyor. Tüm bunların ışığında tek başına faiz artışı bunu ayrı bir konuda konuşuruz ama bu pek bu saatten sonra tamamen bizim derdimizi çözecek gibi durmuyor arkadaşlar. Bir şey oldu piyasalara, bir şey oldu, bir şey oldu. Ne oldu? Dün Powell konuştu. Powell konuştu ve piyasalara bir ayar verdi. O ayarı verdikten sonra borsalar yeşile döndü Amerika'da. Bir anda her şey böyle o güllük gülistanlık savaş var ama yok aslında. Kimse savaşı falan tınlamadı. Neden? Powell konuştu. Powell Bey konuşunca sular duruldu bir şekilde, sular durdu. Piyasaya şeyler verdi, böyle gülücükler verdi. Ne anladı piyasa? Powell ne dedi? Aslında Powell şöyle bir şey söyledi. Mart ayında, e, evet faiz artışı yapacağı 0.25 e, sinyalini verdi. Yani düşük bir faiz artışı. İşte 4 kere 5 kere de yaparız. E, ondan sonra ama zaten ne olacak? 4 kere 5 kere yapsan ne olacak? E, 0.25'ten 4 kere yapsan zaten %1'e denk geliyor. E, 1.25 diyelim biz ona senin enflasyonun kaç yüzde yedi buçuk yüzde yedi buçuk nasıl kurtaracaksın kurtaramayacaksın bunu ondan sonra ama e, şunu sıkıştırdı araya tam da böyle istediği bahane geldi yani istediği bahane Rusya Ukrayna belirsizliği devam ediyor dedi orada o savaş belirsizliği var Dolayısıyla hani bir belirsizlik de hakim dedi. E bu ne demek? İşte piyasada bu şu anlama geliyor. Yani anlamak istedikleri şey he o kadar da kolay olmayacak. Bak orada bir belirsizlik var. Bu bol para böyle devam edecek. Pavel öyle kolay kolay bu faizleri keskin bir şekilde arttırmayacak. Her an her şey olabilir. Bak işte belirsizlik var. Adam alttan da verdi. Yürüyün dedi. Yani yürüyün. Ben de öyle kolay kolay kısmayacağım. Siz işinize bakın dedi. Piyasalar yükseldi. Savaş olmasına rağmen Powell'ın bu konuşmasından sonra piyasalar yeşillendi arkadaşlar. Tamamen Amerika borsaları, sabah Asya borsaları iyi açıldı. S&P 1.86, Nasdaq 1.62 yükseldi. VIX'te biraz düşüş var. yani yeşillendik. Bol bol böyle yeşile dönmüş bir piyasa gördük. Görüyoruz şu anda. Emtia fiyatları ralli. Ondan sonra e, borsalar ralli de maşallah yukarıya çıktı. Ondan sonra geliyoruz kriptolarda. Kriptolar işte zaten biraz biliyorsunuz bu Rusya üzerinde çalışırım. Kri Rusya'daki bu olaydan dolayı e, kriptolar kullanılacak haberiyle beraber burada biz zaten e, yeşile dönmüştük. Bu şu anda yerinde sayıyor. Bitcoin yukarı çıkmakta zorlanıyor. E, hani bir 44. yani 40 4-45 bin dolarların üzerine çıkamadığı için e, şu anda yatayda diyelim. Yani yatayda son 24 saatlik değişimde baktığımız zaman Bitcoin'de eksi 1.14'lük bir satış var. E, alttan da kriptolarda e işte yani bazıları artıda bazıları ekside ama yatay bir görünüm var. Buraları takip etmek gerekiyor. Hani buradan aşağıya da kırabilir, yukarı da çıkabilir. E, tamamen e, seviyelere bağlı yani seviyeleri takip edeceksiniz kriptocular. E, aşağılara mı gidiyor, yukarılara mı çıkacak? E, çünkü kararsız e, bir piyasa ama şöyle bakabiliriz. Eğer borsa tarafı Powell'dan aldığı enerjiyle yukarı çıkmaya devam ederse kriptoları da yukarı çıkacaktır e, arkadaşlar. Fakat 16 Mart e, şu anda FED toplantısına doğru gidiyoruz. Artık sayılı günler kaldı. Mart ayındayız. Dolayısıyla hani ben hani burada dikkat edin yine e, piyasada. Borsalara, kriptolara dikkat edilmesi gerektiği yanındayım. Çünkü e, böyle bir konuşmayla yükseldi, bir konuşmayla da düşer. Düşer çünkü daha hiçbir şey hallolmadı. Hiçbir şey hallolmadı. E, bir miktar daha yukarı gidebilir. Dikkat etmek lazım. Buradan girelim buraya dediğiniz anda e, şeyde kalabilirsiniz. E, nedir onun adı? Elinizde e, patlamasın. Evet, gelelim dolar endeksine. Dolar endeksi 97 buçuklarda yani güçlü bir e, dolar ama o kadar da güçlü değil. E, i̇şte bu Powell'ın konuşmasından sonra yüzlere gidecek bir dolar e, endeksi beklentisi var. Dünya doların yükseleceği mesajları veriliyor aynı zamanda. E, açıkçası bilemiyorum. Ben bir şey diyemeyeceğim. Hani bu pavalan söylediklerine yani bir şeyler söylüyor ama o söyledikleri çok da böyle dolar endeksini yüzlere taşıyacak mı konusunda biraz şeyim var tereddütlerim var diyebilirim size bu da yeşil yani bu da hani son küçük de olsa ufak bir artış yapmış ama dünden bu yana baktığımız zaman birkaç güne bir yükselişten sonra hafta başından sonra böyle yatayda gidiyor 97.5'larda düşmedi neticede önemli olan bu arkadaşlar şimdi devam edelim gelelim içeri tabii ki biz de borsa biz de yeşillendik Allah'tan hani böyle hani borsacılar borsadakiler biraz sevinsinler bütün bir piyasalar böyle yeşile dönünce otomatikman bizde Yeşile döndük. Güzel e, açtık bugün. Yeşille açtık. Biraz yukarı çıkar ama maalesef yabancı olmadığı için çok biz bize durumu var. E, biraz buradan e, 2100'leri aşıyor olması lazım. E, Bist 100 endeksinde ki biz de evet ya buradan yukarı çıkıyor diyelim. Gelelim bizdeki dolara. Dolar TL'ye gelelim. E, bizim önemli konularımızdan bir tanesi merak ediliyor. Dolar TL ne olacak? işte dolar TL 14'ü geçti arkadaşlar. Artık yok işte Kırmızı çizgimiz 14 filan yalan oldu şu anda. Kırmızı çizgi filan kalmadı. Bildiğiniz 14'ü geçtik. 14'ün üzerinde 14.12. E artık hani burada belki de 14'lerin altı. Bugün tabi biraz hani böyle enflasyon fiyatlaması da var bunun üstünde. Dolayısıyla hani sabahdan bu yana hani böyle ufak bir yükseliş. Zaten 14'ün üzerinde açmıştık. Şöyle bir dakika bakayım. Yani bir 13 10, 13 98'leri de görmüşüz ama hani dipler artık oluştu gibi geliyor bana. Sanki böyle 13 90, 13 80, 13 90 buralar dipmiş gibi geliyor. Hani nasıl düşecek? Nasıl düşecek yani dolar? dolayısıyla hani dolarda yön zaten belli bu kadar risk varken enflasyon riski, e, faizlerle alakalı hala e, artaracağız şeklinde bir e, sinyal e, olmadığı için e, dolar da e, açıkçası biraz şeyli yani e, burada baskı var, yukarı yönlü baskı devam ediyor. Bunu hep söylüyorum, devam edeceğiz. Şimdi altın. 1926 dolarda şu anda şu saatlerde neden borsalar yeşillendi Pavel verdi gazı ondan sonra ne oldu İşte biraz altına satış geldi aslında orada çok büyük bir risk var Rusya Ukrayna tarafında ama biraz satış yedi İnsanlar biraz nakde döndü ellerindeki altını verdi filan şu anda borsaya yaradı borsalar yeşillenmeye başladı bu taraflar yükseldi fakat bu yükselişlerin açıkçası şu aşamada bu kadar belirsizlik ortamında sadece bir Powell'ın konuşmasıyla böyle yükseliği olması ve bunun devamının gelmesi devam edecek buradan hani aldı başını yürüyor dememiz için biraz erken. Erken arkadaşlar. En azından birkaç gün böyle yeşilde kalıyor olması lazım. şimdi altın altında orta uzun vade arkadaşlar yön zaten yukarı biliyorsunuz. Ben hani altında şeyim. olumluyum. E, bu savaş fiyatlaması da vardı üzerinde ama tam yoktu e, ciddi manipülasyonlar var bunu biliyoruz yani ciddi satışıyor e, küreselde altın e, bu nedenle bugün böyleyiz ama yarın yükselmeyeceğimiz diye bir şey yok o, bu yükselecektir yani illaki. E, biraz daha gerileyebilir e, piyasa e, bu şekilde e, borsa tarafı çok böyle e, devam ederse pozitif pozitif e, altında biraz daha geri çekilme olur ama e, artık hani bu saatten sonra 1800 1850 hatta çok altına beklemem e, ONS tarafında. Öyle ki bu Rusya Ukrayna'daki savaş daha bitmedi. Hayırdır? Hayırdır diyesim geliyor yani. Hayırdır ya böyle bir savaş var ya dünyada e, küresel e, finans sistemini yıkmışsınız. Dünya kadar yaptırım uygulanıyor. Dünya ticareti yerle bir olmuş. Ee, Pavu baba -pav -pav bir konuşuyor ortalık bir anda değişiyor. Hayırdır diyorum ben çünkü değişen bir şey yok ki. E, bu kadar risk var yani ne oldu savaş mı durdu? Savaş mı durdu? Ne var yani ne oldu? Hiçbir şey yok neyyse ee, gram altın tarafında dolar TL'de beklentim ee, şey olduğu için hani yukarı yönlü dolar TL'de baskıların devam edeceğini düşündüğüm için on tarafında da çok aşağıda düştüler beklemediğim için zaten orta uzun vade gram altında da beklentim yukarı yönlü biraz borsalar şenlensin arkadaşlar biraz onlar seviyesini çok üzüldüler çok üzüldüler. Borsa tarafı iyi gidiyor. Evet bugün söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar iyi bakın kendinize. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Ha bu arada bu arada maskeler iptal. Bugün pandemi bitti. Bugün çok önemli bir gün aslında. Pandeminin son günü pandemiyi dün akşam mezara koyduk bitti üstüne örttük artık bugünden itibaren ne HES kodu istenecek ne maske istenecek normal hayatınıza dönebilirsiniz artık böyle kapalı alanda şuydu buydu hiçbir şey yok komik yani işte böyle bir kararla bir anda pandemiden çıkabiliyorsunuz normal hayata geldik diyorsunuz demek ki artık ee, ne diyelim arkasından bakalım neler gelecek yani bakalım neler olacak ee, pandeminin çünkü görevi şu anda Rusya, Ukrayna'ya bırakıldı diye düşünüyorum küresel tarafta ee, onun rolünü o götürecek ama siz siz olun yine de çok dikkat edin belli ki sürü bağışıklığıyla bu işi bir şekilde e, bitireceğiz öyle görünüyor ee, ne diyeyim diyecek çok fazla bir şey Yok. Söyleyecek çok şey vardı böyle içimden geliyor da. Hepsini söyleyemiyorum yani. İyi bakın kendinize. Güzel bir gün olsun. Sağlıklı. E, harika bir gün dilerim. Görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın efendim.